Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Çok güzel hava var. Gerçekten var ya, efsane bir hava var. Şimdi gelelim bakalım, şunları biz dışarı saldık. Dedim ki böyle akşam güneşini de yesinler güzelce ne. Şimdi yine kümeste ne yapıyoruz, ne edeceğiz? Şimdi onları göstereceğiz. Yani bir tane şey aldık. Ne aldık reis? Daire testere aldık arkadaşlar. Daire testeremiz yoktu. Odun falan kesemiyorduk. Normal el testeresi almıştık. Onunla da sunta munta onları kesmeye. Şimdi daire testere aldık. Neyse. Evet çocuklar, nasılsınız? İyisiniz? Güzel, maşallah maşallah. Bunu da arkadaşlar buraya taşıdık. Niye buraya taşıdık abi? Orada biraz rüzgar var ya, yol kenarından rüzgar vuruyor. Şimdi biz de bunu buraya koyduk abi. Güneşi ilkten buradan alıyor. Sonra böyle güneş buradan dönerek akşam güneşinde hepsini sultanlarım yiyecek inşallah, bakalım. Gel bakın baba, bugün hiç kümeste duramadık pek fazla. Bugün pet shop'a gittik. Kardeşime selam olsun buradan. Yumurta sahiplendirdik biz ona da. Brahma yumurtamızı. Evet 2, 4, 5. Bir tane hindilerde var. 6. Orada var mı? Oraya da bakacağım şimdi. Bugün kümeste duramadık dediğim gibi. Burayı arkadaşlar boşalttık. Şimdi temizlemeye şey yapıyoruz da. Şöyle horozumuzu gösterelim abi. Horozumuz da burada. Hala iyileşme durumu yok. Yani bilmiyorum, birazdan ona güzel bir tedavi uygulayacağım. Yani sarımsak mıdır artık, soğan mıdır, güzel bir salata yapacağım ona. Ondan sonra vereceğiz. Sirke midir, ne kullan, yani yorumları okuyorum. Abi şunu ver, abi bunu ver. Şöyle ben oturayım. Abi işte şundan ver, bundan ver. Çok verdik. Ama yok abi, hayvan iyileşmiyor gerçekten de. Neyse, favori horozum bu. Tefonun yerini alacak. Horozum burada, tavuklarım burada. Bir tane daha horozum var orada da, o da bakalım, o da yedekte, biraz daha rengi böyle biraz alacalı. Ama zaten ileriki zamanlarda rengi ne oluyor? Düzeliyor tekrardan değil mi? Aa, kaçak bursalar. Bunlar kimin lan? Şeyin geldi. Başkasının, ha neyse. Hadi biz de kuşları şimdi yakalamayalım değil mi? Mehmet'in mi? Galiba. Tamam, galiba Mehmet'in kuşları, aynen. Bir çift bursa var. Evet, kuşları onun uçuyor da. Neyse, biz zaten biliyorsun salmıyoruz kuşlarımızı. Sabahın köründe saldığımızdan dolayı. Neyse bakacağım, sen de yumurta yaptın mı lan? He? Jilet Kamil'i biliyorsunuz arkadaşlar. Döl kontrolü yaptık. Ahmet Acar kanalımda. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Çoğu yumurtası boş. 4 tane dolu yumurtası var. Tabii ilk yumurtaları olduğundandır diye düşünüyorum. Ama 4 tanesi dolu. Şimdi bu adamı bize ne yapacak? Uzun zamandır da elime alıp sevmiyorum ha, değil mi Yusuf? Vallahi dövecektim ben bunun kulaklarını. Gel buraya gel. Hayır abi. Buraya gel. Ben seni bana vuracak. Ben de kulağını çekerim ha. Bakalım yumurta var mı diye. Aa vallahi var. Bak direkt hiç yapmaya gerek yok. Hemen orada yumurtamızı yapmış. Hatta alalım abi, şimdi onu kırarlar mırarlar. Neyse. Arkadaşlar biz bu kümesi kime yaptık? Sultanlara yaptık. Sultanlar daha büyümesi lazım biliyorsunuz. Biraz daha büyüsünler. Ondan sonra zaten yaz aylarına giriyor. Bu çocuklarım, benim kızlarım hepsi beni çok severler ya. Bunlar beni çok seviyor. Pompoşlar nasıl? Annelerine bakacağım şimdi, kaç tane yumurta varmış. Şimdi ama şuraya bakacağız. Yumurta var mı yok mu kontrolüm yapıyoruz şu anda. Ya neyse. Şimdi yumurta arıyoruz. Abi gel şu tarlaya doğru çıkalım. Arkadaşlar tavşan alacağız. Bakalım. Ondan sonra muhabbet kuşu almayı da düşünüyoruz ama biraz o şeyli, sıkıntılı, hani sıcak yerde durması lazım. Bakacağız yani. Hayvanlarımız böyle gördüğünüz gibi yayılıyor. Yeni bir enteresan bir ahır tarzı yapmayı düşünüyorum. Bir tane spiral taşı alacağım. Spiral taşı diyorlar. Kesme, demir kesme. Onları da şurada iskeleler var. Bizim babamın iskeleleri var. Onlardan böyle kesip çadır gibi yapacağım yani. Biraz değişik bir şey yapacağız. Plan projemi şu anda kafamda tasarlıyorum. Ama nereye yapacağım kanka onu bilmiyorum. Değişik bir şey yapacağız. Şu kenara köşeye korunaklı, yani köpek de gelse sansa. Gerçi keçiye köpek iyi bir şey de yapabilir. Doğru diyorsun. Ama değişik enteresan bir şey yapacağım köşeye. Onu da şu demirlerimiz var zaten. Biraz demirlerimiz var. Allah'tan hepsini satmadık. Neyse. Demirlerimiz var. Kaynak makinesi de var abimde. Onunla beraber güzel bir ahır yapacağız. Çünkü çadır gerçekten biraz pahalı. O yüzden biz kendimiz, yani kendi emeklerimizle çadır tarzında bir şey yapacağız. Bir iki tane keçi alacağız. Nisan'ın başlarında, Mart sonları, Nisan başlarında yavrulayacaklarmış yani. Doğum yapacaklarmış. Ondan da 2-3 tane biz kendimiz alabileceğiz yani inşallah. Şöyle gelelim abi. Şuraya bir bakalım yumurta var mı? Şurada bir tane yumurtamız var. Aynen, neyse, bu Jilet Kamil'in yumurtasını ben elime aldım. Lohman, gene biliyorsunuz lohmanlarımız açılmış arkadaşlar. Yani şu olarak yumurta verimi de güzel şu anlık.
Zaten 3 tanesi falan açılmış. İnşallah onlar da hepsi de açılırsa çok güzel olacak yani benim için. Çünkü yumurta lazım biliyorsun yani. Bıldırcınların yerini de sağ olun beğenmişsiniz arkadaşlar. Allah razı olsun. Bıldırcınlarımızı da şöyle göstereyim. Lan içine mi sıkıştın lan? He? Çık oradan. He. Şöyle arkadaşlar bunlarda kil attık böyle. Sağ olsun kardeşimiz bize verdi. Şurada bir şu eşime kapları var arkadaşlar. Biraz dökmüşler sağa sola. Aynen. Şöyle gördüğünüz gibi yeşillik. Güzel bir doğal ortam yaptık. O tarafa da yeşillik koyacağım. Efsane bir şey olacak. Bıldırcınlarımız da burada. Artık bıldırcın üretimlerini burada yapacağız. Daha ne yapalım yani? Evvataryo. Ha? Evvataryo. Daha ne yapalım? İş gerçekten yumurtlayın lan artık. Vallahi. Yok atamayız. O şu an kendini duvardan duvara da vuramıyor. Niye? Etraf biraz siyah ya. Karanlık oldu. Çok güzel oldu. Ha. Vallahi ben çok beğendim yani. Yani zaten biliyorsunuz biz güzel iş yapmaya güzel iş yapıyoruz yani. Üst arkadan böyle yapıyor da neyse. Ya dur gel. Bizim baba burada. Babanın 11 tane yumurtasını sahiplendirdik. Bak orada yeni yumurta var. Maşallah benim kızıma dur öpeceğim. Yiyeceğim seni bak ha. Oğlum bak bu kadar yumurta yapıyorsunuz ha. Yemin ederim 3,5 ayın yumurtasını artık biriktirmişler abi. 3,5 aydır yumurta yapmıyorlar. Şimdi pat 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 yumurta atıyorlar. Ulan sizi var ya sizin keratalar. Üçkağıtçılar. Zaten biliyorsunuz döl kontrolü yap. 2 tane yumurtası boştu. Niye? O da 3,5 aydır yumurtlamadı ya. Ondan sonra işte ilk yumurtaları diye 2 tane yumurtası boştu. Geri kalan hepsi doluydu. Şimdi he? Ya tefo boşatar mı abi? Artık biz diyoruz ki tefo oğlum atlama diyorum ya yani hayvanlara da. Şimdi abi şöyle Blue Bram hala yumurtlamıyor. Neyse hadi geçtim onu. Yani bayağı da yumurtamız var. Ben bunları videodan sonra alayım. Şimdi elimde kırılır mırılır yani olmaz yani. Arkadaşlar biliyorsunuz şu güzelliklerin yumurtalarını bundan sonra makinemize koyacağız. Bakalım inşallah. Dur kızı akşam. Saat 5-6 gibi ayaklarınızı çek onu orada. Ayaklarınızı çekin babam sizi kurban olsun. Şimdi akşamüstü de biliyorsun bunları salıyoruz abi. Bunları da mecbur salmamız lazım. Hayvan ne oluyor? İçeride kalıyor olmuyor. Yeşillik gerçi biz atıyoruz ama burada güzel bir yumurtamız var. Neyse hindiler daha yumurtlamadı. Hindiler niye yumurtlamıyor hala çözemedim abi. Yeni gelen hindinin bindiğini hiç görmedim. Ben de görmedim. Yeni gelen hindinin bindiğini ben de hiç görmedim. Yalan yok. Yani değil mi? Aynen olabilir. İspençlerimiz burada. Lan Aynur, işte Şaziye, Nuriye. Bak üçkağıtçı bunlar ya. 4 tane tavuğumuz var arkadaşlar bunlarda. Biliyorsunuz yeni folluk yaptık. Necmi böyle atlayacak gibi duruyor ama atlamadı. Daha bakalım inşallah hepsini atlar. Güzel de yumurta yaparlar. Daha işte sezonun tavukları bunlar. Bakalım inşallah güzel damat çalı. Yani kar yağdı tavuklarımızı tekrardan çıkartırız. Ya da bilmiyorum bakacağız yani. Değil mi? Bakacağız. Sabel pot bence daha güzel geldi bana. İnşallah sabel potları çoğaltırız. Neyse. Oo gurk. Bunu da arada salacağız tabii arkadaşlar da yani arada salmamız lazım. Şimdi burası biraz karışık diye salamıyorum. Ama kendisi zaten kalkıp suyunu, yemini yiyor, suyunu içiyor, değişik şeyler yapıyor. Gene yumurtaların üstüne koyuyor. Sadece altındaki kendi yumurtaları. Bizim Jilet Kamil'in yumurtaları. 7 tane mi koyduk? 7-8 tane falan koyduk hatırlamıyorum. 7-8 tane yumurtadan da bakalım kaçta kaçı dolu. Biliyorsunuz Hint tavuklarımız çok guruk oluyor. Yani daha ilk guruk ne çok yani normalde Hint tavuğu çok guruk oluyor da. Neyse abi şöyle şunu Alihan şey alsana şunu. Ne yaptın lan tıraş mı oldun? Aferin. Evet arkadaşlar makinemiz burada. Makineyi göstereceğim demiştin değil mi ilk başta? Ya bunlar ulan gerçekten ama ilk defa böyle bir makinem oluyor ya. Vallahi çok seviniyorum yani arkadaşlar yani. Allah razı olsun sizlerden. Gerçekten sizlerin sayesinde. Sizlerin o like atıyorsunuz ya. Videoyu izliyorsunuz. Reklamları geçmiyorsunuz. Onların sayesinde işte biz de böyle yani çok şükür başka bir kötü alışkanlığımız yok. Biz de işte lazım olan malzemeleri aldık. Zaten bunu niye aldık abi? Kümesi yapacağız diye aldık. Kesmek için, şey yapmak için. Şöyle makineyi de markası değişik bir şeymiş ama olsun. Güzel. Yani fiyatı da şeydi olsun. İdare eder. Ne yapalım? Şöyle bir deneyelim değil mi arkadaşlar? Sizlerle beraber zaten denedim de. Şöyle ay senin sol kolu hemen abi kesip atalım. Yerine artık tahta mahta bir şey çakarız. Abi. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Yusuf yeni kümesler bundan arkadaşlar. Yeni kümeslerimiz. Şimdi tavşan kümesi yapacağız. Ondan sonra dediğim gibi ahır yapacağız. Ahır da demirlerden değişik bir şey yapmayı düşünüyorum. İşte
Babam vermezse iskeleyi de biz de tahtadan yapacağız ama değişik bir şey, çadır tarzında yapacağım. Ev hani bu ağaç evler olur ya böyle, şimdi mesela şöyle V şeklinde, aynı bildiğiniz ev çatısı gibi ama değişik bir şey yapacağım yani. Neyse. Balta nerede? Balta buradaymış, tamam ses etme. Burayı koydun mu Yusuf? Ulan var ya, neyse. Arkadaşlar bir tane gravür almıştım demiştim. Baltamızın bak sabah vurmuşlar şikayetçiler, görüyor musun? Yere vurmuşlar. Ulan akşam bununla var ya, o kadar uğraştım. Biliyorsunuz boş duranı sevmem. Akşam biraz zımpara attım ya. Öbür tarafı böyle. Ha, bu tarafını biraz zımpara attım. Biraz daha uğraşsam yapacağım. Bunu düzelteceğim. Bu baltayla var ya ne odunlar keseceğiz. Aynen, buna bir tane sap var ya, yapsam bu sapını da ben kendim yapacağım. Enteresan bir şey yapacağım arkadaşlar. Aynen, biraz yamuk babam yapmış herhalde, bilmiyorum ama. Sen mi yaptın lan bunu? Ulan tahtaya geçirmiş ya. Neyse. Arkadaşlar yavaş yavaş malzemelerimizi toparlıyoruz. Bir tane de spiral taşı lazım bize. Letko'da bulamadık. Eğer olan varsa hani ikinci el olaraktan alabiliriz. Burayı da koy. Hani normal şey yani. Neyse arkadaşlar, ya böyle sultanların yanına gidelim. Videomuzun sonuna gelelim. Güzel gidiyor kümeste. Değişik değişik yerler de yapacağız. Tavşan da alacağız. Ondan sonra ördek almayı düşünüyoruz ama ördekleri yumurtadan biz kendimiz çıkartacağız. Pekin ördeği yumurtası var. Onlardan da kendimiz çıkartacağız. Değişik. Şimdi portakal fizan da çok istiyorum biliyorsunuz. Eğer orijinal olan varsa elinde yumurtasıdır. Odur, civcividir. İşte onu da aşağı yorum olarak ya da bana işte Instagram'dan ahmetin.tavukları hesabından yazabilir. Facebook'tan da yazabilir Ahmet Acar olarak da. Değişik değişik şeyler yani. Neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.